Evet, hazır mıyız derse acaba? Daha katılmayanlar var. Evet, isterseniz hemen kameralarınızı açın. Yavaş yavaş başlayalım. Evet, Ege ve Çağlar da geliyor. Ben sizden bugün ödev istememiş miydim? Geçen haftaya vermemiş miydim? Notlara yazmayı unuttum. Vermiştiniz hocam. Vermiştim. Çok fazla dönüş olmadığı için sanırım. Değil mi? Birkaç kişi gönderdi. Hocam oradaki soruları çözsek olur mu? Oradaki soruları maalesef çözemiyorum çünkü PDF'te sıkıntı çıktı yazacağım, açamıyorum soruları. Soruları da göremiyorum daha doğrusu. Göremeyince de siz gene bana birebir atarsınız. Ben çözümlerini geri gönderirim yapamadıklarınızı. Olur mu? Olur hocam, sağ olun. Tamam, bir şey değil. Ya aklınıza takılan her soruyu mutlaka gönderiyorsunuz. Oradan ben size cevaplamaya çalışıyorum. Evet, bir kameralarınızı görebilir miyim acaba? Sizleri görebilir miyim? Evet, teşekkürler Dilşat. Betülcüm de açar şimdi, harika. Evet, Ege de açtı. Çağları da bekliyorum. O da açanlardan. Hocam birazcık beklerseniz açacağım. Tamam, bekliyorum. Ozancığım sen de. Hocam açıyorum hemen iki işte. Tamam, bekliyorum. Siz açana kadar da ne yapmışız en son hafta sonunki dersimizde? Derişim, moralite üzerinden konuşmaya devam etmişiz galiba. En son başlığı olarak da çözeltileri karıştırmışız. Çözeltilerin karıştırılma problemlerini ben üçe ayırarak anlatmaya çalıştım size. Önce aynı çözeltileri karıştırdık. M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M son V son yapı verdim. Çünkü mol sayıları değişmediği için. Sonra farklı çözeltileri karıştırmışız. Orada da aslında aynı mantığı uyguladım. Mol sayısı değişmediği için molden gittim. Ama farklılık olduğu için birebir işte iyonların derişimlerini hesaplamaya çalıştık. En son yaptığımız ise yine iki farklı çözeltiyi karıştırdım. Ama bu sefer aralarında bir tepkime gerçekleşmesini sağladım. Burayı birazcık da en son ünitemiz olan KÇÇ için önemsemeye çalışıyorum. Bunları yapıp bir üst düzeyine geçeceğiz çünkü denge konusuna geçtiğimizde. İsterseniz bir tane örnek çözmüşüm galiba. Önce bir tane onunla ilgili örneğimizi çözelim. Bir hatırlayalım ne olduğunu tepkime verdiklerinde. Sonra devam edebiliriz. Bugün zaten artık gelişimlerle işimizi tamamlamış olalım. Evet, o zaman bir tane örnek. Yine iki farklı çözeltiyi karıştıracağım ama aralarında da bir tepkimenin gerçekleşmesini sağlayacağım. Siz de bana yardımcı olursunuz çözüm sırasında. Der ki 2 molar 1 litre demir 3 klorür. Sanırım doğru okudum değil mi? Demir birden fazla yükseltgenme basamağına sahip olduğu için okurken onun yükseltgenme basamağını söylememiz gerekecek. Demir 3 klorür. Çözeltisiyle molar 1 litre potasyum hidroksit çözeltisi karıştırılıyor. Evet, iki farklı çözeltiyi karıştırdığımı sorudan anladım.
Sonra bir ipucu veriyor bana, bir bilgi veriyor. Diyor ki, demir 3 hidroksit, FOH3. Tuzunun, veya tuzu demeyelim burada, OH var, katısının sudaki çözünürlüğü ihmal edilebilecek kadar az olduğuna göre son durumdaki burada bütün iyonların derişimlerini sorabilirler. Ne kadar katının çöktüğünü sorabilirler. Hadi biz bir tanesini bulalım. Molar değişimi köşeli parantezde ifade ettiğimi hatırladım. Ne anlattım size burada? Demir artı 3 iyonunun molar değişimi eşittir soru işareti. Evet, şimdi soruyu okuduğumda dediğim gibi başlangıçta iki farklı çözeltiyi karıştırdığımı anladım. Sonra soru kökünde adı geçen demir 3 hidroksit katısının sudaki çözünürlüğü ihmal edilebilecek kadar az olması bana ne anlatacak? Çözeltilerden gelen bu iki iyon arasında bir çökme tepkimesi gerçekleşecek. Bu bize bir ipucu olarak sunulacak. Çünkü siz kimlerin suda çözündüğünü, kimlerin suda çözünmediğini ezberlemek zorunda değilsiniz. Bize bilgi olarak sunuldu. Ha dediniz, o zaman benim bu iki çözeltiden gelen demir ve hidroksit arasında bir tepkime gerçekleştirmem gerekiyor. Bu tepkimede de mol sayıları gerekli olduğuna göre isterseniz önce mol sayılarını hesaplayalım. Demir 3 klorürün mol sayısı. Mol demek M çarpı V demekti. O zaman 2 molar çarpı 1 litre olduğuna göre 2 mol demir 3 klorür varmış. Bana buradaki iyonlar lazım. Hemen merak edelim. Demir 3 klorür bana hangi iyonları serbest bırakmış? Demir 3 artıya 3 tane klor eksin. Eğer dedik bunu 2 mol bulduysak hemen katsayı mantığıyla demirin mol sayısını da 2 mol bulduk. Bana lazım değil ama gene de bulunsun. Klorun mol sayısı da 3 katı olduğuna göre 6 mol. Şimdi aynı işlemi bir de diğer çözeltimden gelen potasyum hidroksit için yapayım. Yine onun mol sayısı 3 molar 1 litre olduğuna göre 3 moldür. Bana yine potasyum hidroksitteki iyonlar gerekli olduğu için serbest iyonlarını gördüm. Potasyum iyonu ile OH- iyon. Eğer dedim bu 3 mol ise potasyumda 3 moldür, OH'da 3 moldür. Üşenmedim, tek tek her bir iyonun mol sayısını hesapladım. İşte aralarında tepkime gerçekleşmeseydi o iyonun mol sayısını toplam hacme bölerek işimi bitirmiştim. Ama bir çökme tepkimesi kimler arasında olduğunu hemen bana verilen formülden anladım. Birinciden gelen demir iyonu ile ikinciden gelen OH iyonu arasında adı geçen çökme tepkimesinin gerçekleşmesini sağladık. Net iyon denklemi 10. sınıfta tepkimeleri yazarken bunu yazmayı öğrenmiştik. Yani birinci çözeltiden gelen demir iyonu ile ikinci çözeltiden gelen hidroksit iyonu arasındaki
çökme tepkimesi. FOH3 katısını oluşturduk. Bir tepkime yaptığım için her zaman atom sayısı ve cinsi korunacak. Şunun başına 3'ümü yazdım. Evet, buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Çökme tepkimesi veya net iyon denklemi. Onu da kullanabiliriz. Çöken katıya göre yazdığımız denklem net iyon denklemidir. Tepkime problemi çözüyorum. Demir 2 molle tepkimeye katılırken OH iyonumuz 3 molle katıldı. Tepkime 1'e 3 oranında olmasını istemiş. Elimdeki sayılar buna uymuyor. O zaman dedim bu tepkime sonucunda artan bir madde vardır. Hemen başlangıç, değişim, sonuç tablomu hazırladım. Evet, karar vermem gereken birinin tükenmesi 1'e 3 oranına olduğuna göre demiri bitirsem 2, bundan 6 harcayamam. O zaman dedim ki benim OH iyonunu tüketmem lazım. Bundan 3 harcarken bundan da 1 harcadım. Oluşan katımızda sanırım 1 olmuş oldu. Yani son duruma geldiğimizde elimizde 1 mol demir iyonu kaldı. OH bitti. 1 mol de FOH3 katısı çöktü. Yine bana çöken katıyı sorsaydı 1 mol diye cevaplayabilirdim. Demir artı 3'ün derişimini sormuş. Demir başlangıçta 2 moldeydi. Ama tepkimeye girdiği için 1 molünü harcadık. Elimizde 1 mol kaldı. Toplam hacim birer litre olduğunu hatırlıyorum. O zaman 2 litre ise son durumda çözeltideki demir iyonunun derişimi 0,5 molar olacaktır. Zor değil ama birazcık zahmetli. Adım adım işlem yaptım. Önce elimdeki çözeltideki iyonların mol sayılarını buldum. Sonra çökme tepkimesini gerçekleştirdim. En sonda elimizdeki kalan mollerine göre o iyonun derişimini hesaplamaya çalıştım. İşte şöyle bir görüntü oluşturuyoruz arkadaşlar son durumda. İki tane çözeltiyi bir kapta karıştırdığımı hayal edin. Bu karışım sonucunda dipte bir demir 3 hidroksit katısı çöktü. Şu çöken katımız olsun. FOH3. Sonra çözeltinin içinde iyonlar kaldı. Demir iyonumuz kaldı. Bir de seyirci iyon dediğimiz hiç tepkimeye katılmayan iyonlar. Onlardan birisi klor iyonu, diğeri de potasyum iyonu. İşte son durumdaki görüntümüz de bu olacaktır. O biraz önce söylediğim son ünitemizde buradaki çöken katının aslında hala çözündüğünü ama hemen tekrar çöktüğünü söyleyip çok minnacık da olsa derişimlerini hesaplayabilir hale geleceğiz. Evet arkadaşlar, böylece molarite, molar derişim üzerinden karşınıza gelebilecek her soru örneğini yapmaya çalıştım. Önce molarite eşittir N bölü V'de hesaplama yaptık. Sonra yoğunluğa bağlı bir derişim hesaplaması yaptık. D çarpı yüzde derişim çarpı 10 bölü MA diye. Sonra çözeltilere su ekledik, su buharlaştırdık ve çözeltileri karıştırdık. Bu şekilde molarite ile ilgili bilgilerimi toparlamış oldum. Evet, aklınıza takılan bir şey var mıdır molar derişimle ilgili? O zaman son derişim hesaplama yöntemimize geçelim. En başta size sırasıyla hangilerini işleyeceğimizi yazmıştım. Kütlece yüzde derişim, hacimce yüzde derişim, mol kesri, ppm. Bunları hesapladık ki 10. sınıftakiyle aynı oldu. Sonra molar derişim dedik. Bunu daha detaylı konuştuk. Ve en son derişimimizde sanırım molalite demiştik. Molarite'yi
Türkçe'yi molalite'ye çevirdim veya molaldir. Acaba molalite üzerinden nasıl hesaplamalar yapabileceğim? Şöyle söyleyeyim. Evet, molaliteden hesaplaması farklı. Şimdi konuşacağız onu. Ama soru şekilleri aynı molalite gibi olacak. Yani yine çözeltileri karıştırıp son molaliteyi bulabileceğim. Su eklediğim zaman molalite ne olacaktır? Aynı şekilde soru çözümlerini yapacağız. Sadece tanımı değişecek. Nasıl bir farklılığı olacak molaliteden? Molalitede 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısını hesaplamıştık. Aşağıya ve çözeltinin hacmini yazmıştık. İşte molalite üzerinden hesaplayacaksanız da yapacağımız şey birim hacmimiz. Değişken bu oluyor zaten. 1 kilogram çözücüde moleriteyi şöyle tanımıştık. 1 litre çözeltide. Şimdi birim hacmini 1 kilogram çözücüye çevirdim. 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısıdır. Ortak noktaları yine çözünen madde miktarını mol cinsinden hesaplayacağım. Ama birim hacmimi değiştirdim. 1 litre çözelti değil, 1 kilogram çözücü. Çözücü deyince aklımıza hep su geliyor. Haklısınız çünkü bizim en çok kullandığımız çözücü su olacaktır. Sorularda da aksi belirtilmediği sürece hep su olarak alırız arkadaşlar. Çok ender durumdur. Başka çözücüleri de kullanabilmemiz. O zaten size mutlaka soruda belirtir. Hadi isterseniz bu cümleyi yine bir formül haline getirelim. Molaliteyi yani molal derişimi küçük m harfiyle kullanıyoruz. Molalitede büyük m kullanmıştım hatırlarsanız. Yukarıya çözünen maddenin mol sayısını yazdım. Aşağıya ise çözücünün kütlesini yazdım. M çözücü. Şu ana kadar yaptığımız tüm derişimlerde hep aşağıya çözelti yazıyorduk hatırlarsanız. Burada ilk defa farklılığı yarattık. Aşağıya sadece suyu yazacağız. Çözünenin madde miktarını mol cinsinden alalım dedik. Mutlaka mole çevireceksiniz. Çözücünün kütlesini de tanımdan geldiği için her zaman kilograma çevireceğiz. Mol bölü çözücünün kilogramı şeklinde sevgili molalite biriminden derişimini hesaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, bu tanımı bildikten sonra artık bütün sorularda yine yerine yerleştirme yaparak rahatlıkla sorularınızı çözebilirsiniz. Hadi bir tane deneyelim bakalım. Bana molal derişimi nasıl hesaplatıyorlar? Bazı arkadaşlarım hani buraları bitirmişti ya, hatırlıyor olabilirsiniz. Koligatif özelliklerde bazı hesaplamalarda molaliteyi kullanıyoruz. Oradaki koligatif özelliği hesaplarken molalite üzerinden bana yardımcı olacaktır. Kaynama noktasındaki yükselme, donma noktasındaki düşüşleri hesaplarken. O yüzden önemsediğimiz derişimlerden birisi olsun. Evet, ne istesinler benden? 360 gram. C6H12O6 katısı 5000 gram
saf suda çözünüyor. Çözeltinin molal derişimi kaçtır? Sanırım çözünen madde miktarının molüne ihtiyacım olduğu için emasına ihtiyacımız var. Ben direkt toparlayarak yazı vereyim. Onunla uğraşmayın. 180. Evet, sizden de yardım istiyorum şimdi. Çıktı mı bir şey? 0-4 mü demiş Yağız? Ne dersiniz? Evet, Dişat'ın böyle işaretini gördüm değil mi? 0-4 sanırım. Çünkü hemen baktım. Çözünen maddenin mol sayısı. Gramını vermişim. Siz dediniz ki ben onun mol sayısını hesaplarım. N eşittir M bölü MA. 360 gramınınkini hesaplamaya çalışıyorum. Eması da 180 olduğuna göre. Demek ki benim çözeltimde 2 mol C6H12O6 çözünmüş. Molaliteyi hesaplayacaksam dedim. Çözünen maddenin mol sayısı 2 idi. Aşağıya çözücünün kütlesini yazacağım. 5000 gram sanırım 5 kilogram olacaktır. O zaman 2 bölü 5'ten 0,4 mol bölü kilogram olarak molal derişimini hesapladık. İşte tanımı bildikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz bir olay. Peki burada seçtiğim çözünen maddem molekül yapılı bir madde galiba. O yüzden size serbest iyon bırakmayacak değil mi? Sadece C6H12O6'nın molal derişimini sorabilirim. Ha, çözünen maddem yine iyonik yapılı olabilir. Hadi bir tane de onun üzerinden çözelim. Problem. Gene sizden yardım isteyeyim ben. Tersten gidelim isterseniz. Molal derişimi verip sonra çözünen madde miktarı hakkında yorum yapmanızı isteyeyim. Şey demiş. Toplam iyon derişimi 0,3 molal olan bir çözeltiyi hazırlamak için2000 gram saf suda 3 gram sodyum sülfat tuzu çözülmüştür. Dediğim gibi tersten gittim. Molal derişimi verdim ama dikkat edin kimin molal derişimini verdim. Yine MA'ya ihtiyacım olacak. Yine toparlayarak yazayım size. 142.
Denemek ister misiniz? Ege'cim buldun mu? Hocam küsuratlı mı çıkıyor? Küsuratlı olabilir, evet. Ne kadar küsuratlı? (142/5) 0,2 ile çarparsan evet. 24,8 mi çıkıyor? Evet. Burada soruyu çözerken dikkatinizi ölçmek isteriz. Hani bilgi evet var ama bildikten sonra çok basit bir bilgi var. Size bir molal derişim verdim ama kimin molal derişimini verdim? Çözeltideki toplam iyonların molal derişimini verdim. Yani sodyum sülfatın molalitesi değil. Siz dediniz ki o zaman benim önce sodyum sülfatın molal derişimini bulmam lazım. Sodyum sülfat İçinde metal barındırdığı için iyonik yapılı bir çözünen madde. O yüzden çözeltide sodyum sülfatın serbest iyonlarını görebilirim diye düşündüm. Hemen Na2SO4'ün soruda iyon geçtiği için aman bir iyonlarını bulayım diye düşündüm. Galiba bana iki tane sodyum iyon ve bir tane de sülfat iyonu serbest bırak. Bazen böyle komiklikler yapabiliyorsunuz. Şu sülfat kökümüz var ya arkadaşlar, onun altındaki dördü başına katsayı gibi yazabiliyorsunuz. Yani şöyle bir şeyle karşılaşmadım değil. Şöyle iyonları ayırmak. Hayır diyorsunuz. Asla böyle bir şey yapamazsınız. Çünkü bu bir köktür. Kökleri tek bir madde gibi düşündüğümüz için o oksijenin katsayısını almıyorsunuz. Direkt tek bir madde gibi yazıyorsunuz. Şu çok yanlış bir yazım olacaktır. Eğer kökün bir katsayısı olacaksa onu zaten mutlaka parantez içinde belirtmemiz gerekiyor. Evet, şimdi ben dedim ki sodyum sülfatın molal değişimini arıyorum, bilmiyorum. İsterseniz X molal olsun. Sodyum iyonunun molalitesi. Aynı molalitede yaptığım gibi. Katsayı mantığıyla 2x molar dedim. Yine birebir olduğu için x molar. O zaman çözeltideki toplam iyonların molalitelerinin toplamına sanırım 3x'tir. İşte bunun da bana 0,3 molar olduğunu söylediğine göre 3x eşittir 0,3 dediğimde 0,1 molal sodyum sülfatın derişimini hesapladım. Buradan artık bunun gramına dönmek kolay diye düşündüm. Molaliteyi hesaplayacaksak 0,1 diye hesapladık. Çözünen maddenin mol sayısına ihtiyacım var. Yine 2000 gram saf suda dediğine göre bu 2 kilogramdır. O zaman çözünen maddenin mol sayısı 0,2 mol. Bunu da grama çevirmek istedim. Bunun için de 1 molü sodyum sülfatın 142'ymiş. Ben 0,2 molünü aradığıma göre M bölü 142'den M de 28,4 gram olarak gelmiş. İşte arkadaşlar, molal derişimle ilgili yapacağımız işlemler de bunlar olacaktır. Molalite kadar uzun
tutmayacağım. Orada yaptığım tüm örneklerde molerite yerine molar yazın. Yine hepsini aynı mantıkta uygulayabilirsin. Ve böylece bilmeniz gereken bütün derişimleri size göstermiş oldum, hatırlatmış oldum. Şimdi bu ünitenin bir başka bölümüne başlayalım isterseniz. Bu başlığımızda da koligatif özellikleri incelemeye çalışacağız. Acaba koligatif özellik demek ne demektir? Hiç hatırlar mısınız? Geçen sene de hatırlattık size bunları. Ne demektir koligatif özellik? Var mı bir fikri olan? Aslında çok iyi bildiğiniz bir şey. Ne olabilir acaba? Ne atalım başlığımıza? Çözeltilerin koligatif özellikleri. Evet, fikriniz var da mı söylemiyorsunuz? Fikriniz yok mu? Yok. Yok mu? Peki, aslında dedim ya çok iyi bildiğiniz bir şey. Şöyle bir giriş yapayım. Saf su deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynar. Bu bildiğimiz bir bilgi olduğu için çoğu zaman söylemeyiz bile size. Peki siz suyun içine tuzu atıp çözdünüz. Kaynama noktası ne olur desem? Suyun içine tuzu atıp çözdünüz. Kaynama noktası artar değil mi? Çünkü çözünen katı tanecikleri, tanecikler arasındaki çekim kuvvetini arttırır, kaynama noktasını yükseltir. Veya donma noktası. Saf su 0 santigrat derecede donar deniz seviyesinde. İçine tuz atıp çözdüğünüz zaman donma noktası sıfırın altına iner. -1, -2, -5 gibi bir sıcaklıkta donmaya başlar. Ben suyun içine ne kadar çok tuz atıp çözersem kaynama noktası o kadar yükselir, donma noktası o kadar düşer. Yani şey diyebilir miyim? Ben çözeltinin derişimini değiştirdiğim zaman kaynama noktası değişir. Donma noktası değişir. Sanırım söyleyebiliyorum. İşte arkadaşlar, böyle derişime bağlı olarak değiştirdiğimiz özelliklere onun koligatif özelliği denir. Çözeltilerin kaynama noktaları, donma noktaları, buhar basınçları, bazen de elektrik iletkenliği koligatif özelliktir. Çünkü içine attığımız tuzun, şekerin, çözünen maddenin miktarına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. İşte bu bölümde bunu incelemeye çalışacağız. O yüzden çözeltilerin koligatif özelliklerine bir tanım yapmak istersek, çözeltinin derişimine bağlı olarak değişen özelliklerdir. Size üçünü inceleyeceğiz zaten burada. Kaynama noktası, donma noktası, buhar basıncı. Bu üçü de çözeltilerin koligatif özellikleridir. Kaynama noktası, donma noktası, buhar basıncı, çözeltilerin koligatif özellikleridir. Şimdi ben bu özellikleri direkt hesaplamayla yapmam gerekiyor aslında. İşte kaynama noktası yükselir, ne kadar yükselir? Donma noktası düşer, ne kadar düşer? Buhar basıncı ne kadar değişir? Direkt sayısal örnekleriniz var bu seneki müfredatınızda. Ama ben
birazcık 10. sınıfa da bir el atmak istiyorum. Orada daha çok yorumsal olarak çalıştınız, grafik olarak çalıştınız. Yapacağımız hesaplamalarda biraz daha anlam kazansın diye önce koligatif özellikleri bir 10. sınıfla hatırlamak isterim. Neler yaptığımızı hatırlamak isterim. Bunu da örnekler üzerinden, anlatım olarak değil de bir örnek üzerinden geçiş. İlk örneğim grafik çalışması olsun. Bir grafik çizmeye çalışalım. Niçin çizmenizi istesinler biliyor musunuz? Deniz seviyesinde bulunan 3 tane madde isteyeceğim sizden. Birincisi saf su. Bulunan saf su. Doymamış tuzlu su. Çözeltisi. Ve alkollü su çözeltisi oda sıcaklığından başlayarak ısıtılıyor. Kaynama sonuna kadar olan sıcaklık zaman. Grafiklerini çizdim. Evet, 3 tane grafik çalışması yapacağız. Birisi saf su. Aslında buraya çok uygun bir şey değil. Çünkü saf su biliyorsunuz çözelti değil. Ama çözeltileri olan etkisini görebilmek için isterim. Saf su için doymamış tuzlu su ve alkollü su için sıcaklık zaman grafikleri çalışmaya başlayalım. Evet, o zaman sırayla önce saf su için. Böyle kendime bir sıcaklık zaman grafiğini hazırlıyorum. Çok büyük çizmeme gerek yok şu anda. Şu sıcaklık eksenim olsun. Şu da zaman. Sıcaklığımız da santigrat derece cinsinden olsun. Evet, yine bana yardım ederseniz. Ben böyle bir sıcaklık zaman grafiğini 25 oda sıcaklığından başlayarak kaynama bitene kadar çizmeye çalışacağım. O zaman grafiğimin başlangıç noktası olarak dedim ki ısıtmaya başladım ve sıcaklığım zamanla arttı. Evet, doğru bir başlangıç yaptım mı? Yoksa bana bir uyarınız var mı? 25'ten başlamalı. Değil mi? Ben şey dedim soru kökünde. Oda sıcaklığından başlatılarak. Ama ben gittim. Nereden başladım? Sıfırdan. Aman dediniz. Dikkat edin. Eğer belirtmeseydi onu, oda sıcaklığından başlayarak demeseydi çok da önemsemeyecektim. Herhangi bir yerden başlayabilecektim. Ama oda sıcaklığı diye belirttiği için o yüzden. Başlangıcımın 25 santigrat derece olmasını istedim. Evet, başladım. Saf suyu ısıtmaya. Ben ısıttıkça o sıcaklığını arttırdım.
artış sanırım sonsuza kadar devam etmeyecek. Bir yere kadar devam edecek. Acaba nereye kadar devam edecek diye düşündüm. Sanırım size yeterli veriyi de sundum. Ben bu deneyi nerede yapmanızı istemişim? Deniz seviyesinde. Deniz seviyesinde saf su 100 santigrat derecede kaynar. O yüzden de ben ısıtmaya başladım, sıcaklığım arttı. 100 santigrat dereceye ulaştığı anda, kaynama noktasına ulaştığı anda kaynama başlayacak. Peki ben size deniz seviyesinde demeseydim, buraya kesinlikle 100 yazar mıydınız? Herhangi bir şey söylemeseydim, 100 dışında başka bir şey yazma şansınız da olur muydu? Ne dersiniz? Evet. Mesela Ankara'da yapmışım ben bu deneyi. Ankara'daki saf suyun kaynama noktası sanırım daha düşük. Çünkü kaynama noktası açık hava basıncına bağlıdır. O yüzden ne olur? Yine soru köklerinde çok dikkat edin. 100 sayısını kullanmanız gerekiyorsa mutlaka deniz seviyesi olsun. İsterseniz şu yana böyle temel bilgilerimizi de ufak ufak not alayım. Dedik ki sıvının kaynama noktası açık hava basıncına bağlıdır. Su her yerde 100 santigrat derecede kaynamaz, bulunduğu ortama göre. İşte İzmir'de %'de kaynıyor ama Ankara'da 97-98'de. Çünkü deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça, deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı evet son kelimemi bilemedim. Ne yazayım? Ne yazmamı istersiniz? Azalır. Değil mi? Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça havaya yaklaşıyoruz. Açık hava basıncı azalır. Bir de bu şehir girişlerinde tabelalar var. O şehrin nüfusu altında da rakım yazar. O rakım diye yazdıkları sayı o şehrin deniz seviyesinden olan yüksekliğini belirler. Ben deniz seviyesinden yukarılara doğru çıktığım zaman açık hava basıncı azalırken rakım artar. Ve kaynamanın olması için açık hava basıncına, sıvının buhar basıncına eşitlenmesi lazım. Daha düşük açık hava basıncında kaynama daha kolay olacaktır. O yüzden de kaynama noktası düşük. O yüzden saf su sadece 100 santigrat dereceyi nerede görüyor? Deniz seviyesinde. Ama başka yerde 100 santigrat derecede kaynamayacak. Şunu bir daha vurgulamak istedim. Buraya 100 yazmamın sebebi soru kökünde deniz seviyesinde olduğunu söylemek. Kaynama başladı. Yine temel bilgilerimden birisi. Saf maddeler erirken kaynarken yani hal değiştirirken sıcaklıkları sabittir. O yüzden saf su 100 santigrat dereceye ulaştığı anda kaynama başladı ve kaynaması sırasındaki sıcaklığı da sabit kalmıştır. İşte bu kaynama bitene kadar 100 santigrat derecede sabit olarak kalmış oldu.
Yine şuraya ek bilgimi düşeyim. Saf maddeler. Hal değiştirirken. Bu erime olur, donma olur, buharlaşma olur, yoğuşma olur, fark etmez. Hal değiştirirken sıcaklıkları sabit. O yüzden de böyle bir sıcaklık zaman grafiğini çıkartmış olduk. Şeyde not alayım mı? Bir sıvının kaynama şartı ne zaman kaynar? Bunu nereden anlıyor 100 santigrat dereceye geldiğinde ben bir kaynayayım dediğini? Sıvının buhar basıncı ile, bunu da çok detaylı inceleyeceğiz. Aslında biraz inceledik. Bu gazlarda, su üzerinde toplanan gazlar diye bir bölüm yapmıştık hatırlarsınız. Orada konuşmuştuk. Tekrar gündeme getireceğiz onu. Sıvının buhar basıncı ile açık hava basıncı eşitlendiğinde kaynama başlıyor. O yüzden size yine bu grafiğe döndüğümde sıvının buhar basıncının kaç olduğunu sorabiliriz arkadaşlar. Bakın size iki tane bölme oluşturdum, iki tane bölge oluşturdum. Birinci bölgede daha kaynama yok. Kaynama nerede başladı? İkinci bölgede başladı. Acaba şu bölgede, ikinci bölgede sıvının buhar basıncı kaç olur diye sorsam bana verebileceğiniz bir cevabınız olur mu? Ne dersiniz? Açık hava basıncı. Aynen. Açık hava basıncına eşit olacak. Peki yine soru kökünde verdiğim bilgilerden bunun da kaç olduğunu söyleyebilir miyiz? Nerede yapmışız deneyimizi? Deniz seviyesinde. Deniz seviyesinde her zaman açık hava basıncı yani T0 1 atm'dir. O yüzden de yine soru kökünde size deniz seviyesinde olduğunu söylediğim için evet. Bu bölgede kaynama başladığı için buhar basıncını T0'a eşitlemiştir. O zaman buradaki buhar basıncı 1 atm'dir. Kaynama başladıktan bitene kadar her yerdeki sıvının buhar basıncını 1 atm olarak ölçmüş olduk. Evet, şu noktada onu da belirteyim isterseniz tam şu noktada ne başladı? Kaynama başladı. Sonuna kadar da hangi zamana bitiyorsa artık onu bilemem, kaynama devam edecektir. Evet, saf suyun oda sıcaklığından başlayarak kaynamanın bitene kadar ait olan sıcaklık zaman grafiğini size hazırladım arkadaşlar. Şu bilgilerle yorum sorularında karşınıza getireceğim için bir tekrar olsun istedim. İlerleyen dönemlerde bunları zaten yorumlayacağız. Evet, sonra doymamış tuzlu su için istedim ama isterseniz ona başlamayalım, ona bir sonraki dersimize bırakalım. Ne isteyeyim ben sizden? Dilşatçığım sen bana yine yardımcı olur musun? Biz sanırım çözünme olayını vaftan da palmeden de bitirdik. Öyle gönderdiğinizi düşünüyorum ama gönderenler sizde, hatırlıyor musunuz? Çözünme olayını
iki yerden de bitirdik diye düşünüyorum. Hocam palmeyi yaptım bilmiyorum ben. Notu mu verdin sadece? Öyleydi, emin değilim. Anladım. O zaman ne yapalım? Şöyle yapalım mı? Bu sefer palmeden vereyim o zaman ilk önce. Palmenin maddenin halleri. İlk başlangıç. Hemen Dişat söyleyebilir misin? Maddenin halleri kaçıncı sayfadan başlıyor? Etkinlik dahil mi hocam? Dahil. 88. Çözülme olayı bitti. Onlara devam ettikleri de yapabilirsiniz. 88'den poligatif özelliklere kadar ulaşabilir misin? Yüz ikiye kadar. Evet, bu sıvı çözeltiler. Ay ben niye maddenin halleri dedim, özür dilerim. Sıvı çözeltiler diyeceğiz değil mi? Ünitemiz oydu. Sıvı çözeltiler. Sen beni gene de anladın Dişat, teşekkür ederim. Ben maddenin halleri diyorum. Sıvı çözeltiler koligatif özelliklere kadar geliyor. Evet. Hadi bakalım, bugünlük bu kadar dedim. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum.